Şubat ayında tutuklanmış, 5 gün tutuklu kalmıştı. Sonrasında savcılık Halkı'ki nefret düşmanına tahrik ettiği ve suç işleme insanları tahrik ettiği iddiasıyla kamu davası açmıştı. Ezra ifadesini verdiği suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Zaten dosyadaki bütün deliller hukuka aykırı elde edilmişti. Telefonuna, bilgisayarına usulsüz şekilde el konuldu, imajı alınmamıştı. İfadesinin sonrasında da savcılık makamı söz konusu paylaşımların Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan paylaşımların suç içermediğini, bunların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde beyanda bulundu. Biz de aynı şekilde hiçbir şekilde bu paylaşımların cebir, şiddet içermediği, üniversite öğrencilerinin demokratik hakları, anayasal hakları olan ifade ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde paylaşımlar olduğu, kendi üniversitelerine yapılan usulsüz rektör atanmasına karşı tepkilerini gösterdiklerini ve bunların hiçbir şekilde suç teşkil etmeyeceğini belirttik. Mahkemede savcılık bizimle aynı görüşte olduğunu belirterek kararında Eyza'nın beraatine karar verdi. Bugün herhangi bir suç işlemediği mahkeme kararıyla da zaten bir kez daha tescillenmiş oldu. Kamuoyu nezdinde zaten hiçbir zaman suç işlemediği sabitti. Bütün toplum arkasındaydı. Basın kuruluşları, basın emekçileri, buradan bir kere daha onlara da teşekkür ederiz. Tüm topluma verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Olması gereken oldu, geç oldu. 5 gün tutuklu kalmıştı. Haksız tutuklu bir kez daha tescillenmiş oldu. Umarız bu son olur. Haksız, keyfi tutuklamaları bundan sonra son verilir. En son dün gece yine üniversite öğrencileri barınma hakkını savundukları için darp edildi, gözaltına alındılar. Orada da aynı şekilde o öğrencilerin de hiçbir suçu yok. Kendi insani yaşam haklarını dile getirdikleri için darp edip gözaltına alındılar. O öğrencilerin de bırakılmasını, serbest bırakılmaları ve haklarının herhangi bir dava açılmamalarını ve bu polis şiddetine son verilmesini talep ediyoruz bizlerinden.